Ben anadan doğma görme engelliyim. Ben dünyaya bu şekilde geldim ve bu şekilde de öleceğim. Geriye dönüş yok. Allah Allah diyorum ya kendi kendime. Neden annem babama önüne dikkat et demiyor evde? Neden babam anneme söylemiyor? Niçin dışarı çıkınca benim koluma yapışıyorlar? Neden bana uyarı veriyorlar? Bu dikkatimi çekti. En sonunda babama dedim ki baba ya, niye dedim herkes birbirine şuna dikkat et buna dikkat et demiyor da hep bana söylüyorlar, ne bunun sebebi ne dedim ya. Oğlum dedi, anlattı bana. Bak dedi, biz dedi baktığımız şeyleri görüyoruz. Ama sen gözün olmadığı için baktığın şeyi görme olanağın yok. Onun için seni uyarmak zorunda kalıyoruz. Şimdi ben bunu öğrendim mi? O yaşlarda. O yaşlarda insana zaten tesir etmiyor. Çünkü yeni daha gelişiyorsun. Yani beyin yeni yeni bir şeyleri öğrenmeye başlıyor. O zaman ben kendi kendime düşündüm işte. Ha ben böyle doğdum ve böyle öleceğim. O zaman benim ben niye böyle oldum diye düşünmenin hiçbir faydası yok. Akla zarar. Çünkü geriye dönüş yok ya. Bu niye düşüneceksin ki bunu? Ben buyum deyip de kafadan sildiğin zaman ha o zaman ne oluyor? Tüketici insanlıktan çıkıp üretici bir insan olmaya başlıyorsun. Ben zaten ressam olacağım diye başlamadım ya. Ben yaşadığım dünyayı tanıyorum ya. Babamın bir dükkanı vardı, ranzası vardı. O ranzaya çıkıp orada çalışırdım ben. Beni kimse öyle bir şey yaptığımı bile bilmez. Ben orada kendi kendime uğraşırdım. Babamla dertleşirdim. Bak baba bu olmuş mu olmuş mu? Baktım ki güzel bir şeyler yapmaya başladım. Yani babam diyordu abi güzel oldu falan. Esnaflara falan gösteriyordum o dükkanın etrafında. Ne zaman ki orada bakanlar sen mi yaptın bunu? Evet ben yaptım. Ya git lan bizi kandırma lan sen. Sen nasıl yapacaksın bunu? Dediklerinde ben yapabildiğimi anladım. Bakın şimdi benim bir kere beynimde kırmızı, mavi, yeşil falan böyle bir kavram yok. Ben neyin ne renkte olduğunu sorarak öğrendim, ezberledim. Boyaları sıraya dizdiğim için, sıradaki boyaların da hangi renk olduğunu bildiğim için, bir de ezberlediğim için her şeyi, bir yaprak yapacaksam ha ben bunu yeşil boyayayım, hemen en sondaki yeşil. Alıyorum, boyuyorum, yeşil boyadım biliyorum. Ama birisi benden habersiz bir karıştırırsa sen o resmi seyret. O şekilde yani, renkler öyle. Yani ben kırmızı, mavi, şöyle, böyle... Ya hiçbir görüntü olmayan bir adam bunu bilemez ki. Hani bunu anlatmakla da olacak şey değil. Ha kırmızı, ateşte kırmızı var dersin. Ha bir kiraz, ha bu kiraz da kırmızıydı dersin. Hatırlarsın ama. Görüntü olarak bir şey, renk yok. Ben şimdi kırmızı bir elma yapmak istiyorum. Ya ben kırmızı elmayı nasıl yaparım? Demek ki kırmızı diye bir boya var. Yani boyayacağım ya. Babamı çağırmayayım diye. Baba dedim, şu kalemleri dizer misin sıraya? Siyah, beyaz, sarı, kahverengi, kırmızı, mavi, yeşil. 60 sene geçti bak aynı sırada durur boyalar. Tabii şimdi akrilik kullanıyorum da o ilk zamanları anlatıyorum kuru boya. Ben o kalemlere sıraya göre hangi rengin hangi sırada olduğunu biliyorum ya. Kırmızı 5'te. 5. kalemi elimle kontrol edip aldığım zaman kırmızı elimde biliyorum. O kabartma olarak çizmem lazım ki parmağımın anlaması lazım. Çünkü o hattı taşırmamam lazım dışarılara. O parmağım o hattı görünce mesele bitiyor. Başlıyorum boyamaya. Hep insanlara gösteriyorum. Nasıl olmuş, nasıl olmuş? Ya Eşref çok güzel de ya. Yuvarlak görünmüyor be. Allah Allah. Niye yuvarlak görünmüyor ya? İşte elma işte. Yuvarlak böyle değil mi? Yok yok, görüntü olarak yuvarlak değil. Nasıl göstereceğim? Işıkla gölge kullanman lazım. Hayda, ışık ne ya? Işık aydınlık. Peki aydınlık hangi boyayla olur? Beyazla diyorlar. Peki karanlık ne olur? Siyahla. Peki elma kırmızı? Ben ışık vereceksem elmayı nasıl yapacağım? Elmanın açığını koyusunu düşüneceğim. Yani kırmızı, açık kırmızı, koyu kırmızı düşüneceğim. Ama ondan sonra ne çıktı? Problem ışık. Işık nereden geliyorsa o tarafı aydınlık olacak, öbür tarafı karanlık olacak. Işık, tamam onu da diyelim ki soldan geliyor. Akrilik boya yaparken kırmızı boyayınca kurumadan hafif bir beyaz alıp da sol ışık geldiği yöne bulaştırdığın zaman orayı açıyorsun rengi. Aydınlığı veriyorsun. Bir de onun gölgesi var. Gölge çıktı başıma şimdi. Ne ya, nasıl bu gölge nedir ya? İşte o cismin orada olduğunu belirten işaret ya. Bu bir şey, bir görüntü ya, bir karanlık gibi bir şey. Yani o şeyin bir
ne derler ona ya? Gölgesiz desem zaten gölge yani. Nesi diyeyim ki? Neyse. Peki bu nasıl olacak? Işığın oynamasıyla bu gölge oynuyor. Yani ne kadar yukarı çıkarsa gölge elmanın altına kaçıyor. Ne kadar aşağı inerse gölge sonsuz uzayabiliyor. Bu çıktı başıma. Yani ışığın geldiği yöne göre o miktara göre gölge yapacaksın. Onu da düşünüyorum bir tarafta. Hepsini yaptım bir gün. Babama indirdim çok, onu hiç unutmuyorum. Babam baktı, ah ne güzel iki elma yapmışsın yavrum dedi. Baba dedim ya gözünü seveyim, orada bir tane elma var, niye iki tane elma diyorsun? Oğlum gözüme mi inanacağım sana mı dedi. İki tane elma yapmışsın dedi. Yok dedim ya, orada bir tane var. Ya oğlum dedi, işte kırmızı bir elma, bu tarafta da bir yarısı görünüyor, kırmızı bir elma daha. Ya gözünü baba dedim, o dedim elma tamam soldaki ama onun yanındaki gölgesi dedim. Oğlum dedi, gölge kırmızı olur mu ya dedi. Hayda, ben şimdi şaşırdım. Lan gölge ne renk olur ya? Baba, o zaman bu kırmızı elmanın gölgesi ne renk olur dedim. Babam bana cevap veremedi. Şu renk olur diyemiyor gölgeye. Çünkü gölgenin rengi şu renk oluyor diye bir şey olmaz ki. Taban ne renkse o tabanın renginin hafif koyuluğunda olur. Yani tabanın rengine göre değişir gölgenin rengi. O elma kırmızı, yeşil fark etmez. Gölgesi tabana göre değişir. Ha, onu da öğrendik. Şimdi perspektif olayı var. Ya perspektif ne? Bir ressam bulsam soracağım yani ama yok etrafımda. Ya perspektif ne ya? Ya uzaklığı işte ben yapıyorum mesela bir ev. Ağaç böyle evin tavanın üstünde duruyormuş. Niye diyorlar bu tavanın üstüne yaptın? Ya ben diyorum ki ya o tavanın üstünde değil ki, o ileride yani evin arkasında. Yok ya, görüntü tavanın üstünde görünüyor. Olmuyor işte. Sen burada perspektif bir şey kullanman lazım falan diyorlar. En sonunda bak bir yarım saat kadardır dersim. Yani ders değil de bir gittim Marmara Üniversitesi'ne. Orada yaşlı bir hoca vardı. Resim hocası. Ona sordum. Bir tek onu ona sordum. Çünkü işin içinden çıkamadım perspektifi. Bir tane şöyle bir sivri aşağı doğru açılan bir büyük A harfinin ortasındaki şeyi işareti yok bil. Bir çadır düşün ya da V'yi ters çevirdin. Öyle düşün. Perspektif bu oğlum dedi. Hocam dedim, bu kadar basit miydi ya? Bu ne böyle ya? Bu kadar basit miydi perspektif? Nasıl bir şey bu perspektif? Oğlum bu yol dedi. Bu dedi uzun bir yol dedi. Bu iki aşağıdaki noktalar açık olan yer 30 metre geniş. İleriye düz yolda baktığın zaman böyle görürsün. Gelir böyle bir noktada biter. Yani darala darala bir noktada biter. Bu perspektif görüşü bu. Hocam buradan arabalar geldi, orada tıkandı trafik. Nereye gidecek bu arabalar? Yok Eşref, tıkanmıyor. Bu yolun genişliği daralmıyor. Aynı 30 metre, sen 300 metre kilometre hızla da gitsen gene düz yola bakıyorsan gene bunu böyle görürsün. Yolda tıkanma yok. Aa hocam dedim, bir dere çizeyim o zaman dedim. Hadi çiz bakalım dedi. Bir dere çizdim, böyle incecikten başlayayım. Bu tarafa doğru kıvırarak böyle genişleterek de böyle geldim. Hop oldu dedi. Bir de köprü koydum üstüne. Tamam dedi, oldu bu iş. Harvard Üniversitesi benim beynimi inceledi. Cihazı soktular böyle MR cihazına. Biliyorsunuz bağlıyorlar kafanızı. Sırt üstü yatırıp sürüyorlar. Bir eller dışarıda kalıyor. Resim yaptırdılar. 18 saniyede al incele. Elimden alıyorlar. 18 saniyede ellediğini çiz. 20'den fazla çeşit şeyler. Adamlar şok oldu. Hiçbirinde silgi, hata falan yok. Aynı boyutta çizdim. Ne ellettilerse onu çizdim. Adamlar sonucunda gören insan bir şeye baktığı zaman görsel alanda ışıklanma hareket olurmuş. Benim parmaklarım incelemeye ya da çizmeye başladığı anda görenlerin kullandığı yeri ışıklandırdığı için beynimde, o zaman dediler ki bu parmaklar resmen göz olmuş. Yani benim parmak uçlarım göz. Bu da dünyada hiç kimse de görülmemiş. Tıp bile değişti yani. Benim bir amacım vardı. Ben bu dünyada bu şekilde öleceğim. Madem ki bu dünyada yaşayacağım ölene kadar, ben dünyamı tanımak istiyorum. Görselliğe dayanan bir sanat. Görmeden görselliğe dayanan sanatı yapabildiğimi ispat ettim. Bir de beş duyusu sağlam olup hiçbir şey yapamayan insanlara bir mesaj veriyorum. Engellilerimize bir güç veriyorum. Artık gerisini kim ne düşünürse düşünecek. Bir insan hani durumunu kabul edecek bu engelliler için de, sağlamlar için ne diyebilirim onu düşünüyorum. İnsan
bir şeyi yapmak istiyorsa o işi yapmalı. Ben bu iş hoşuma gitmiyor ama biraz şöyle idareten çalışayım burada falan diyen insan hiçbir şeyi başaramaz. Yani çeşitli işlere girer çıkar, hiç onun sonucunda da bir şey elde edemez. Yani insanda bir istek olacak, azim olacak, biraz da inat olacak. O zaman insan bir şeyleri elde edebilir, yapabilir. Bıkmayacak, elinden bırakmayacak ben bunu yapamadım diye. Üstüne gidecek, mutlaka bir gün başarır.